Sabi Muradi gergin. Mezarı Şerifli taksici eşyalarını toplamış, ülkeyi terk etmeye hazır. Onu kaçıracak kişi ise sürekli oyalıyor. Sabi uzun süredir eşi ve iki çocuğuyla ülkeden ayrılmak istiyor. Kaçmak için yaptığı planı bizimle paylaşıyor. Sadece İran'a gitmek için vizesi var. Oradan yolculuğa yasa dışı yollardan devam edecek. Burası Afganistan. Önce İran'a gideceğim. Oradan kaçakçılar aracılığıyla Türkiye üzerinden devam edeceğim. Mezar-ı Şerif Afganistan'ın kuzeyinde. Kent Müslümanlarca kutsal sayılıyor ve ülkenin geri kalanına göre nispeten güvenli. Alman ordusu da bu kentte konuştu bulunuyor. Yine de burada ülkeyi terk etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 24 yaşındaki Sabi liseyi bitirmiş. Yolculuk onu ürkütüyor. Her şeyden vazgeçip ülkesine sırt çevirmek ona zor geliyor. Ancak kaldığı zaman duyduğu endişe daha büyük. Buradan gitmek istiyorum. Çünkü çalışacak bir iş ve güvenlik yok. Burası son derece tehlikeli. Kentin dışına çıkar çıkmaz Taliban ve IŞİD tehlikesi var. Kuzenim kısa süre önce kaçırıldı ve öldürüldü. Hayatımdan endişeliyim. Milyonlarca Afgan ülkeyi çoktan terk etti. Gidenlerin başında eğitimli ve yüksek gelirliler var. Zira çoğu kişi için kaçmak oldukça pahalı. Avrupa'ya varmak için yapılan ödemenin miktarı 20 bin doları buluyor. İnançları nedeniyle kalanlar da yok değil. Kırtasiyeci Muhammed Tahir de kalanlardan biri. Gençler kaçmak için harcadıkları çabanın sadece yarısını ülkeleri için harcasalar burada daha iyi bir geleceğimiz olur. Ondan sonra da iş bulamıyoruz diye şikayet ediyorlar. Ben bir kere bile bunun için sokağa çıktıklarını görmedim. Pılıyı pırtıyı toplayıp Avrupa'nın yolunu tutmak kolaylarına geliyor. Sabih kararını çoktan vermiş durumda aniden insan tacirinin telefonu geliyor ve eşyalarını toplayıp belirsiz geleceğe ilk adımını atıyor.